İngiliz derin devleti Darwin ortaya çıkarmıştır. Darwin, İngiliz derin devletinin emrinde bir elemandır. O gemilerin ayarlanması, gemideki elemanlar, çalışmalar, oradan elde edilen bilgiler, hazırlanan kitaplar, kitapların dağıtılması, ülkelere kabul ettirilmesi. Yani bu Darwin'in yapabileceği bir şey değil. Yani çok kapsamlı çalışma gerekiyor. Yani onun yan dallarının beslenmesi, Lamarck'lar, şunlar, bunlar, bunların ayarlanması, akademilerin emirlerine verilmesi, olayın bir yönüdür. Yani sırf fikrin ortaya, yani deccaliyetin ortaya atılan fikri sadece tek başına yeterli değil. Onun ilka edilmesi, insanlara ikna edilmesi, mesela bütün Osmanlı'yı Darwinist yaptılar. Osmanlı'yı yıkmanın en sağlam yoluydu. Dünyanın her tarafında bunlar entelektüel yetiştiriyoruz ortaya çıkıyorlar. Yetiştiriyor derken şöyle. Diyor ki mesela ben Pakistan'ın en entelektüel genç kızını buldum diyor. Sen diyor şimdi bir yazı yaz diyor. Ben bunu bir yerde yayınlatacağım diyor. Yazıyor, yazdığı hiçbir şey yok. Çünkü kafa fikir yok ki, akıl da yok, hiçbir şey yok. Dava adamı değil. Ya satılmış adamdan ne çıkar yani? Onun yazısını düzeltiyor. Ona mesela bir ekleme yapıyor, ilave yapıyor. O bozuk İngilizceyi düzeltiyor. Bir yazı çıkıyor ama yani onların tam beğeneceği gibi. Bu yazıyı ne güzel yazmışsın diyor. O yazı yazan ahmak da ona inanıyor ya diyor. Ben ne güzel yazı yazdım diyor. Ya sen bir dahisin diyor yani. İnanılır gibi diyor bu yazıyı. Yani ben gösterttim diyor. Başbakan yardımcısı sana gösterttim. Yani içi gitti diyor. Zeka fışkırıyor senden diyor. Biraz da böyle megalomanyak, akıl hastası oldukları için cinnet geçiriyor. Çok akıllı olduğuna inanıyor. Artık yani Müslümanları böyle parmağını takıp oynatacağını, her türlü sahtekarlığı oyunu yapabileceğini ona ikna ediyorlar, anlatıyorlar. O da yani dünyanın seçkin insanlarından biri olduğunu, dünyanın en seçkin beyinlerinden biri olduğuna inanıyor. Ondan sonra başlıyor melanete, pisliğe. Nasıl zarar verebilir Müslümanlara? Nerelere dikkati çekmeyebilir, nerelere dikkat çekebilir? Nerede hedefi değiştirebilir? Mesela sen Darwin'e yöneliyorsun, oradan seni çekmeye çalışır. Sen mesela etkileyici bir çalışma yapıyorsan, oradan çekmeye çalışır. Deccaliyetin ana damarlarına yöneldiysen, oradan senin dikkatini çekmeye çalışır. Ama bu aklı tabii ara ara bağlantı kurarak elde eder diğer şeytanlarla. Yani çünkü böyle iblisun ve iblisat çok ahmak olurlar. Yani bir nevi akıl hastasıdır bunlar. Yani dengesiz olurlar. Yani cemiyet mikrobu bunlar. Ama oradan buradan aldıkları akıl işte İngiliz derin devletinin elemanlarını istasyonlarda, onların çeşitli küçük karakolları oluyor, istasyonlar oluyor. Oradaki kişilerle bağlantı kurarak akıl alırlar. Ve kendini çok akıllı zanneder. Yani o aklın kendine ait olduğuna inanır. Çünkü ikna ediyorlar.